Kolay gelsin yenge. Sağ olasın kızım. Ne örüyorsunuz? Şu anda yorgan döşüyorum. Biraz hava sıcak sanki değil mi? Ancak sıcakta oluyor. Sıcakta bulunması olmaz ki. Şimdi ne yapıyorsunuz? Çeviriyorsunuz değil mi? Evet, yorgan göndereceğiz. Döşedik, çırptık, yıkadık. Şu anda kıvırıyor içine. Kovar çalışmaz. Şimdi sermişler. İngelerim böyle. Bunu özellikle istediler nasıl çevriliyor diye de şöyle ben telefonla yakından da çekmeye çalışayım. Arkasından oldu mu daha güzel oluyor. Arka taraftan oldu mu biraz zorlanıyor döşerken tekrar. Kolay çözümler üretmek istiyor ama yapabiliyorsun. Acele etmem Şimdi iki kat yap, iki kat kabutu serdiniz, üzerine yünü evet. Serdiniz. Bir katını kıvırıyorsunuz, bir kat altta kalıyor değil evet. Mi? Tamam, onu tarif edelim de onu çok soruyorlar çünkü. Biraz örneğin. Yandan da rüzgar var. Bizim evet. Köyün rüzgarı etkili olmaz zaten. Ben rüzgara geleceğim diye bozuyorum. Her biri bir taraftan kopar. Kopasa bir şey yapmaz. Geçen gün de sırdınız siz de ben yetişemedim. O zaman çifteler küçük yorganlar bu büyük yorgan. Bu büyük yorgan mı? Çift kişilik değil evet, mi bu? Evet, bu çift kişilik. Çekiyorum birini, ucu düşürücüm bu yakın. Tamam. Getireyim şimdi mi? Yerleştirerek. Yerleştirerek. Düzene de azıcık dur. Şuraya şu şeyi çek şimdi. Bunlar da böyle eskilerine ilave ediyoruz. Sonradan kötü yüllerini düzeltiyor. Şunu yiyelim şuraya koyarsak. Görürsem. Bir şey şunu oraya şu orta şu. Eskileri, eskileri. Yılda götürecek bu ara. Bizim köyün kaderi bu zaten. Sabah saat 10'dan sonra. Onu bırak. Sabah erkenden güneşine çıktı diyor. Bazen çok diyor, erken çıktı. Tamam mı? Evet. Güneşine. Ustalar da orada oturuyorlar. Geleceğim biraz ya, birazdan yanınıza. İyi, bakıyor mu onlar da oradan? Yanlış olursa uyaracaklar. Evet, onlar da destekçimiz. Yani yaparmak. Büyük evet. Destekçimiz. Onlardan öğrendik. Allah razı olsun. Biri anam, biri de anam kadar sevdiğim büyük yenge. Eltin. Eltin. Bu da kardeşim o hanımı. Allah razı olsun bin kere. Yardım edenlerden. Yun işi zor yani. Köyde yerimiz müsait ama yine de zor. İnsan istiyor. Uğraşacak insan, kişi istiyor işte. Yani olacak kişi diye bu zor. Çırpılıyor, temizleniyor. Şu diğer tek kişine konmaz. Şuraya almasaydın. Ağzını koyacak ya. Koyarım şurada bak. Kaç yıllık yun yenge bu? Kaç sene oldu? Bu 32 senelik yun. Senin çeyizindeki yun mu bu? Bu 5. sefer sırıyorum bunu. Bu 5. Ha.
Evet arkadaşlar, burada da annemin canı can arkadaşlar oturuyorlar. Canım, şu amaçitlerinizi bir indirin ya. Bir maskelerinizi ne bir gösterin. Ben gösterdiğimdir. Maske. Ölürsen belki ışığı olacak. Yazmanın altında da maskeler var değil mi? Var var. Yazmanın altında maskemiz var. Kaç yıllık arkadaşsınız? Valla doğuştan arkadaşlık. Akraba olduğumuz için. Doğuştan bacı gibi can arkadaş. Siz gölgeye oturmuşsunuz, tarih mi veriyorsunuz? Canım kadar sevdiğim arkadaşım işte bu. Şu kadar. Tarif mi veriyorsunuz siz şimdi? Tarif veriyor. Yok, biz tarifi almışlar da yine de yanlarında bulunuyor. Öğrettiniz ama değil mi? Tabii. Yaşlı olduğumuz için illa bir şey söyleyecek. Şirife'ye öğretemedim. Evet. Şirife'ye hemen dedeme böyle hemen küçükken aldılar geldiler. Onu öğretemedim. Evet. Ama Mirem yanımda onu öğrettim. Şirife kendi öğrenmiş kaynanasının gezinden. Nasıl öğretemedim maşallah, benden kıvrak. Şimdi bir de burada sırayacaklar, bir de sırırken çekeriz. Şurada sıkışınlar, orası sıcak bayağı. Tamam. Evet, sıcak. Şurada. Evet. Hadi Şerifem, yorgan sırımı yeneye ben son verdiydim ya. Beni aldın mı? Onda sana kısmet olsun. Başladınız mı anne şimdi sırımıya? Annem sadece ortada bir motif çıkaracak yuvarlak. Gerisini yani Meryem ablamına Şerife yengem yapacaklar. Razı olsun, bir an önce bitirin diyeyim. Bir de güzel bir şey yapacak. Bunlar... Şimdi bazı izleyenler demiş ki işte yünü niye oturarak sırıyorsunuz, yorgan çöker falan diye. Bizim köyde bu şekilde yapılıyor çok arkadaşlar. Altına çok güzel geçer. Daha güzel oluyor böyle. Sonra. Böyle daha güzel olur. Kola da harak ittin miydi? Olma. Biz yapamak onu. Yapanlar ya yapıyor. Bizim burada yapılmıyor. Yorgancılar belki yaparlar da. Kenara şimdi yengem 3 sıra şey geçir. 3 mü geçilir 4 mü yenge evet. Kenarına? Canım ne kadar isterse. Ha, motifine bağlı. Motif biraz sonra yavaş yavaş çıkacak. Aslında motif de çok da önemli değil. Zaten nevresimin içinde kaldığı için. Öyle bir görüntüsü olacak canım. Eline aldığın düşünce. Çıkarttığın yüzünü bakacaksın, güzel göreceksin. Bir güzelliği olacak. Bize göre güzel belli yok ama nasıl olacağını bilmiyorum. Seyircilerimiz beğenir mi beğenmez mi bilmiyorum. Biz bunu severek yapıyoruz. Diğer üstünü sileyenler olur belki beğenmeyebilirler. Bilmeyenler de görür, bellerler. Benim son şeylerim oğlum bu gayrı. Son eserin mi anne? Vallahi son eserim. Erkeme kıyamadım. Seni yardıma gelin. Çocuğuma yardım edeyim diye çıkı yapayım şuraya dedim ben. Yoksa benim yorganı bassın. Dünya son hallerim ama bitti. Dünyada uçturuyor. Allah hayırlı yaşamlar nasip etsin. Bitti yolculuk. Bitti, yolun sonuna geldik. Şimdi kim var? Bir daha gösterek. Arpa alan var. Arpa alan, boş durur. Sen yapamıyorsun herhalde gayrı hala. Ya, dizlerim bükemiyor. Yengesinin arpa alan yapardı ya. Her şey misafir bu yalan yıkada. Evet, annem var. Onlara ben bellettim dedi. Zaten onlar... biraz önce belirttik. İkisi canım aracım, arkadaş. Yengem var. Meryem ablam var. Meryem ablam Arfa ağlamın gelini. Şerif yengem de bizim amcamın hanımı, annemin eltisi. Hem de akrabayız oğlum. Hem de akrabalığımız da var. Ha, bu orta yuvarlak oldu he anne. Vallahi kuzum bunu model yapmaya çalışıyor. Fethi yengeminki muskalıydı. Bu orta değişik bir şey olmuş. Bu sinili. Bu yorgan biraz büyük ya. Şekilli olsun diye, güzel olsun diye uğraştık. Allah razı olsun. Yengen hatıra etsin inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Gene yaparız inşallah. Kirlenince ki. Dünyada dur. Allah gösterir o günleri. Hayırlı. Günler yaşam nasip etsin inşallah. Gene kısmet oldu şükür. Bir sürümmüş. Bir annemi nasıl sürdüm? Bir... Ondan sonra Helen ablamına sıra bak. Üçüncü Ayşe ablamına. İki de Ayşe ablam. Bu kaç sene gider böyle bir sırım ya? Kullanacağı şekilde. Bunun gideceği sene yok. Kirlendi mi sürgü batıyor. Çok zor bir şeydi yani. Üç sene, beş sene. Kirlenici
Söküyorum. Ama her sene yapılmaz değil mi bu şekilde? Her sene. Her sene. Temiz yorganı. Par gibi durur şu yüzünün içinde. Bitme aşamasına geldi herhalde değil mi? Hı. Geldi. Bitti. Ya güzel oluyor şöyle öyle öyle öyle. İşte şuralar keşke şöyle kalabilse de kalsa. Bitti şimdi değil mi yorgan? Bitti. Bir yorganın bitmiş hali. Hayırlı ustalar da burada. Hayırlı kilimlere. Amcamın çeten tahtalar da hala duruyormuş. Organik onlar. Amca kullanmadın mı bir yere? Odunu çek. Hatta tahtaların bir de eksik var da tahta bulamadık o zaman. Abanın odunlarını da çek. Bunun tersi mi iyi olur anne yorganın şunun motifleri? Değer güzel olur. Bir inge şöyle bir çevirsen sana zahmet. Evet, gitti bak. Öbür yüzü daha güzel. Ha, öbür yüzünü. Biz de elimizi ne toplamak da. Çıkmadı. Hep de küçük olmuş ama. Yani çıkmadı. Şimdi bu çırpılacak. Evet. Bunu nevresi mi takılacak? Evet. Kullanılmaya başlayacak. Kışa hazırlık yani. Kışa hazırlık. İyi. Hadi elinize sağlık. Allah razı olsun senden de çektiğin için. Bitti. Hep, hadi ben. Hepiniz ben. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Şimdi bir televizyon neden oldu? Kime? Ya, de güzel.